dünden beri yaşanan olayın son gelişmeleri, ayrıntıları böyleydi. Şimdi gündemde bir başka konu daha var ki bu konunun özellikle üzerinde durmak, sizlere anlatmak ve gelişmelerini paylaşmak istiyoruz. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşanıyor. Son zamanlarda bildiğiniz gibi yeni nesil meyhaneler var. Kadınlarda, erkeklerde, gençlerde gidip burada eğlenmek istiyorlar. İşte cuma akşamları, cumartesi akşamları daha yoğun olduğunu biliyoruz bu mekanların. Üç arkadaş da aynı şeyi yapmak istedi. Güzel bir akşam geçirmek, eğlenmek istedi. İstanbul Beyoğlu'nda Cihangir'deki bir mekana gitti. Kısa bir süre sonra ise yan masadan kendilerine şampanya ikram edilmek istendiği haberi iletildi kendilerine. Üç arkadaş bunu kabul etmedi ve o kişilerden uzaklaşmak için masalarının yerinin değiştirilmesini istedi. Ama ondan sonra oldu ne olduysa aslında. Tam çıkıyorlardı ki hesaplarını da ödemişler de yüklü de bir hesapla karşı karşıya kaldılar. Birazdan daha ayrıntılandıracağız olayı. Tam çıkarken işletme müdürü tarafından önleri kesildi ve iddiaya göre işletme müdürü 3 arkadaştan birine şiddet uyguladı. Bir haberimizi izleyelim, sonra konuşacağız. 22 yaşındaki A.İ.K., 20 yaşındaki H.E. ve 23 yaşındaki Y.T. eğlenmek için İstanbul Beyoğlu'nda Boğaz manzaralı lüks bir meyhaneye gittiler. Önce yandaki masa tarafından taciz edildiler. Ardından mekan sahiplerinin tacizine uğradılar. Ve gecenin sonunda 3 kadın işletmede görevli bir kişi tarafından darp edildi. İddia bu şekilde. Şikayet tutanaklarına Halk TV.com.tr muhabiri Müslim Sarıyar ulaştı. Olay 3 Haziran'da yaşandı. Gittikleri mekanda görevli M.D. 3 kadına "Bunlar benim özel misafirlerim, sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar" dedi. Yan masada oturan erkekleri gösterdi. Kadınlar teklifi kabul etmedi, masalarının değiştirilmesini talep etti. Masa değiştirilmedi, 3 kadın hesap isteyerek meyhaneden ayrılmak istedi. İddialara göre kişi başı 475 lira tutması gereken hesap toplamda 10 bin lira geldi. Görevli M.D. genç kadınlara "masanızı diğer masayla birleştirelim, hesabınızı onlar ödesin" dedi. Bunu da kabul etmeyen kadınlar 9 bin lira hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi. Polis ifade tutanaklarına göre mekandan çıkmaya çalışan 3 kadının önü işletme sahibi V.T. tarafından kesildi. "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi. Bu sırada Y.T. adlı kadın diğer görevli M.D. tarafından darp edildi ve şikayetçi olmamaları için tehdit edildi. Kadınlar ellerinde bir delil olmadığı korkusuyla önce şikayetçi olmadı. Ancak 30 Temmuz'da görüntüleri sosyal medyada gördüler. 31 Temmuz'da polise gidip şikayetçi oldular. Şikayet tutanağı kasten yaralama ve cinsel taciz suçlamasıyla hazırlandı. Polisler 3 kadının şikayetinin ardından VT ve ED'yi yakalamak için çalışma başlattı. Halk TV'nin ulaştığı işletme ise yaşanan olayı yalanladı. Müşteriler arasında çıkan bir tartışma, görüntülerdeki kişiler bizimle ilgili değil dedi. Halk TV'nin duyurduğu olay üzerine açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kaymakamlığımız ve emniyet güçlerimizle koordinasyon halinde rezaletin sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını sağlayacağız" dedi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından işletme hakkında daha önce çok kez şikayet yazıldığı ortaya çıktı. İşletmeyi şikayet eden bir kadın yine benzer bir şekilde hiç tanımadıkları iki erkeğin yanına oturtulduklarını söyledi. Şimdi konuyu konuşacağız ama çok sıcak bir gelişme var. İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması, olayla ilgili gereğinin yapıldığını belirten bir açıklamayı kamuoyuna duyurdu. Hemen bu açıklamaya bir bakalım sevgili izleyiciler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Beyoğlu ilçesi Ömer Avni mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 2/8/2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ilgili olarak olayın meydana geldiği eğlence yerinde kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada iş yeri çalışanları arasından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağını söylendiği, iş yeri çalışanlarıyla aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların MMD ve VT oldukları tespit edilmiş. Tespiti yapılan şüpheliler 2/8/2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan MMD'nin 13, VT'nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler 3/8/2024 tarihinde kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından
adli makamlara sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu açıklaması çok çok önemli, olayı daha iyi anlamamız açısından. Ve tabii ki İstanbul İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da açıklaması var. Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa da hukuk önünde hesabını verir diyor. Şimdi bu olayın iç yüzünü bir anlatalım. Tabii son gelişmelerle birlikte, sıcak gelişmeler, son gelişmeler var. Önce o son gelişmeleri öğrenelim, sonra olayın başına bir dönelim. Şimdi az önce de biraz önceki Bakan Bey'in açıkladığı olayda değindiniz. Olayın aslı aslında Haziran ayına dayanıyor. 3 Haziran 2024 günü aslında olay oluyor. 3 tane arkadaş, genç kadın arkadaş. Üçü birlikte Cihangir'de bulunan bir tane meyhaneye gidiyorlar eğlenmek için. Tabii ki biz tamamen ifadelere dayalı, tek taraflı olan kızların ifadelerine dayalı konuşuyoruz şu anda. Beyanlarımızı söylüyoruz. Görüntüler de geliyor bir yandan. Evet. İddia şu yönde. Eğlendikten sonra yan masadan kızların bulunduğu yere o darbeden, görüntülerde de gözüken darbeden kişi, işletmenin yöneticisi bir kişi geliyor. Yan masadan kendilerine şampanya ikram edileceğini söylüyor. Üç genç kız tepki veriyorlar buna. İstemiyorlar ve masalarının yerini değiştirilmesini talep ediyorlar. Başka bir masaya geçelim diyorlar. İfadelerine göre başka boş yerlerde olmasına rağmen bu değişikliğe razı olmuyor mekan sahipleri. Diyorlar ki o zaman diyorlar biz hesabımızı isteyelim, hesabı getirin diyorlar. Hı hı. İlk başta anlaştıkları 475 TL. Gelen hesap 10.000 TL. Kişi başı 475 TL'ye anlaşmışken bunların ilgili eğlence merkezinin resmi sitesinde de var zaten bu fiyatlandırma menüsü. Fix bir menü fix var yani. Menü, evet. Kadınlar için sadece grup halinde kadınlar geliyor oraya 475 TL olarak açıklamışlar zaten. Hı hı. Ama gençlerin masasına gelen hesap ise 10.000 TL. Tabii bunlar belaya bulaşmamak için, yine ifadelerinde söylüyorlar bunu. Bu belaya bulaşmamak için 9.000 TL veriyorlar. Sonrasında hesabı ödedikten sonra dışarı çıkıyorlar. Arkadaşlarından bir tanesinin telefonunun şarjda olduğunu belirterek, bunları ifadesinde belirtiyorlar. Biraz önceki açıklamada da var bu. Hı-hı. Ama yani onun da konuşacağız. Şöyle bir durum, telefonunun şarjda olduğunu ve telefonun içeride kaldığını öğrenen kızlardan bir tanesi diyor ki telefonum içeride kaldı, gidip alalım. O kız telefonunu şarja taktığı noktadan telefonunu alırken bu sırada mekanın sahibi olduğu iddia edilen şahıs geliyor. Diyor ki onlar diyor bizim sabit müşterilerimiz, iyi müşterilerimiz. Zaten hesabı da az ödediniz, 9.000 lira verdiniz. Ne olurdu ki şampanyayı kabul etseniz, o masaya geçseydiniz bu hesabı da ödemeyecektiniz diyor. Olayı büyütüyor yani, evet, uzatıyor. Olayı büyütüyor. Bunun üzerine kız tepki veriyor. Görüntülerde saçından tutulup çekilen, evet, ve diziyle tekme atılan kız tepki veriyor. Üniversite öğrencisi bir kız bu kız da. Bu sırada tepki veriyor. Devam ediyor, hakaret ve küfürleşme devam ediyor. Genç kızlara yönelik devam ediyor yani taciz. Hı hı. Suçlaması zaten ondan dolayı taciz ediliyorlar. Taciz edildikten sonra bir süre sonra bu dayak yiyen kız bir tokat atıyor adama. Ne demek istiyorsunuz siz gibilerinden tepki veriyor. İşletme sahibine mi? İşletme sahibinin yanındaki işletme müdürüne. İşletme müdürüne. MM'de olan kişiye tokat atıyor. Tokat attığı an itibariyle o da saçından tutuyor. Görüntülerde, hı-hı, gözüküyor. Saçından tutup diziyle yüz kısmına vuruyor kızın. Diğer telefonunu almak için içeri giren kız da müdahale etmek için geldiğinde onu da yere düşürüp tekmeliyorlar. O görüntülerde yok. Tabii ki mekanın içerisindeki görüntüler, yani dışarıdaki bu görüntüler çok net olduğu için o günkü mekanın içerisindeki görüntüler de ortaya çıkar diye düşünüyoruz soruşturma aşamasında. Hı hı. Çünkü az önceki yapılan açıklamada yan masadan ikram konusuna hiç girilmemişti. Girilmedi. Onu, yani biz tamamen beyanlara dayalı, genç kızların beyanlarına dayalı yaptık. Onların iddiaları bir yönde. Siz onlarla iletişim kurdunuz. Siz... Yani resmi ifadeleri. Emniyette, hı hı, verdikleri resmi ifade. Ifadeler. Haziran, 3 Haziran'da bu olay oluyor. Yeni bir olay da değil yani. Haziran'dan bir, evet, bu yana üzeri kapatılmış bir olay aslında. Hayır, şöyle kapatılmış da değil. Şöyle olay oluyor 3 Haziran'da. Haziran'da 3 Haziran'da olay olduktan sonra bunlar gidiyor doktordan kontrol ediliyor. Çünkü morluklar falan ne oluşuyor. Fakat kendilerini tehdit ettikleri için ve mekanın sahiplerinin
güçlü oldukları için, ellerinde de delil olmadığı için diyorlar ki biz diyorlar şikayetçi de olsak bize kimse inanmayacak, havada kalacak. Ve şikayetçi olmuyorlar. Ne zaman oluyorlar? Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saat 10.30'da. Niye o günü bekliyorlar? O gün sosyal medyaya bu görüntü düşüyor. Kim tarafından düşüyor bilmiyoruz ama muhtemelen içeride çalışan, bu görüntülere rahat ulaşabilen, vicdanı olarak rahatsız olan çalışan olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Bizim düşüncemiz o yönde. Bu sosyal medyaya düştüklerinde kızlar görüyorlar görüntülerdeki kendi işte diyorlar delili bulduk. Sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi'ne gidiyorlar. Geçtiğimiz çarşamba akşamı 22.30'da ifadelerini veriyorlar. Ve polise delil niteliğinde görüntüyü de teslim ediyorlar. İşte bu diyor verdiğimiz ifadeyi destekleyecek türdeki görüntü diyor. Şiddete maruz kaldık diyorlar. Hakarete maruz kaldık, tehdite maruz kaldık diyerek bunu veriyorlar. Dün akşam bir gelişme oldu. Saat 9.30 sıralarında biraz önce de şeydi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu iki şahıs alındı. Gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçirdiler. Ve bu sabah saatlerinde de adliyeye sevk oldular. Adliye sonucunu hep beraber takip edeceğiz. İfadeleri var mı? İfadelerinde şöyle. Mekanı kapatmak istediklerini. Fakat bu kızların, zaten kızlar da ifadesinde söylüyor ya telefonu şarjdaydı. Hı hı. Şarjda olmadığını, biraz daha kalmak istediklerini, beyan ettiklerini belirtiyorlar. Bunlar da kabul etmiyor. Kızlar da bunlara hakaret ediyor. Bunun üzerine görüntülerdeki tartışmanın ve olayın o şekilde çıktığını yani öne sürüyorlar. Şampanya falan geçmiyor. Kesinlikle onu yalanlıyorlar. Tabii ki o yalanlasalar da içerinin görüntüleri mutlaka ortaya çıkacaktır. Orada da bütün gerçekler göz önüne serilecektir. Zaten bu haberin takipçisi olmaya devam edeceğiz zaten. Dün vermiştik haberi, görüntüleri. Bugün tekrar devamını yaptık. Hı hı. Yani şimdi de adliye sürecini takip edeceğiz. Tabii. Halk TV.com.tr yazarı Müslüm Sarıyer bu arada haberi takip ediyor. Bu başladığından beri tabii olay sosyal medyaya düştüğünden beri. Bu arada suç kayıtları evet. da var. Yani o da oldukça evet. dikkat çekici. Evet. Dolayısıyla şiddeti olaya da meyilli insanlar evet. demek ki bunlar. Yani şöyle, yani haberimizde de verdik az önce. Haberimizde de verdik. Yani yorumlar hiç hoş yorumlar değil. Yani mekana gidenler, yani biz mekanın isimlerini hiçbir zaman vermedik. Haberimizde de vermek gibi bir şeyimiz yok. Çünkü yani fakat mekanı bilenler sosyal medyada paylaşımlarıyla beraber o mekanla ilgili de araştırma yaptığımızda sitelerde çok değişik yorumlar gördük. Öyle yani. Mi? Şikayetler Tabii, var. Şikayetler var. Oldukça fazla şikayetler var. Tabii onu artık bundan sonraki süreç adli mercilerde suç kayıtları da hep bu şekilde tehdit, şantaj, hı hı. Kavga, yaralama gibi adli suçlardan kayıtları var. Şu anda adliyeye sevk oldular işte sabah. Peki, bu akşama kadar sonucu belli olur. Yani haberi siz yayınladıktan evet. sonra, yazdıktan sonra, ayrıntılarıyla kamuoyu öğrendikten sonra mekan sahibi size ulaşmaya çalıştı mı? Yani, olayın iç yüzünü anlatmak için, hani belki bizimle alakası yoktu, gelen kişiler böyle bir kavgayı çıkardılar mı? İşte yoksa kendilerinin de dahli var mı? Hani bunu anlamak açısından belki bir açıklama yapma gereği hissedebilirler diye düşünüyorum ama evet, ulaşmadılar şu ana sanırım. Kadar herhangi bir telefon gelmedi. Yani yakalananlar kadar. Yani çünkü dün biz bu haberi öğleden sonra verdik. Hı hı. Akşam 9.30 sıralarında yakalandılar. O süreye kadar aranmadık. O süreçten sonra gözaltına alındıktan sonra da zaten aranmazdık. Aransak dahi biz o kişileri dinlemek gibi bir şeyimiz yok. Yani sonuçta bir suç işlenmiş ve emniyet tarafından aranıyor. Gider savcılığa ya da emniyete ifadesini verir. Biz ifadesine dayalı zaten beyanlarına yer verirdik. Tabii. Çünkü biz resmi beyanlara göre, kızların ifadelerine Tabii. göre beyan verdik. Burada da aynı şekilde adliyede çıkacak ve emniyette çıkacak ifadeleri, ön ifadeler ortaya çıktı zaten. O ifadelere göre devam edeceğiz haberimizi yapmaya. Yani şimdi burada çok büyük bir kalabalık var. Kızların çevresi resmen sarılmış. Evet. Değil mi? Yani orada bir şiddet uygulanıyor ve bu kızlar daha üniversite öğrencisi, 20'li yaşlarında evet, kızlar. 20. Hani gerçekten masumca belki eğlenmek 2001 için. 2001 doğumlular. 2001 doğumlular. Evet. Ve eğer gerçekten olaylar kamuoyuna bu görüntüler yansımasaydı bu olayı biz öğrenemeyecektik ve belki o kişiler de yine aynı tavrı gençlere karşı, oraya giden mekandaki insanlara karşı sürdürmeye devam edecekti. Bunu düşünmek bile gerçekten çok üzücü. Evet, çünkü bu da aslında söylediğinizi destekleyecek türde kızların yaptıkları da. Yani 3 Haziran'da oluyor, hiçbir şey olmaz.
hiçbir şey yani yapılmaz. Yani işin o kısmı, yani bir umudun olmaması evet. Aslında hani bize yani kimse aslında, inanmaz. Evet. Biz ispatlayamayız da biz zaten 9 bin lirayı da ödeyelim. Bir de hani evet. Kendilerine çıkarılan hesaptan çok daha fazlasını ödeyerek evet. Olaydan kurtulmak istiyorlar aslında. Aynen. Yani bence o gün emniyete de gitmiş olsalardı emniyet o gün aynı bu görüntü olduğu gibi belki içerinin görüntüsünü de tespit ederdi. Çünkü bu görüntüler çıktıktan sonra içerinin görüntüsü artık bulunabilir mi, silinebilir mi bilmiyoruz. Tabii bundan sonraki süreci zaten Halk TV.com.tr olarak ve Halk TV olarak takip etmeye devam edeceğiz. Evet, gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz size. Çünkü dediğim gibi hani yeni nesil meyhaneler, eskiden meyhanelere çok böyle işte kadınlar, kızlar gitmezdi. Daha çok erkekler işte stres dağıtmak için, arkadaşlarıyla buluşmak için, sohbet etmek için giderdi ama yeni nesil meyhanelerde durum böyle değil. Evet. Gençlerin bir araya gelerek gittiği, eğlendiği, kutlamalar yaptığı mekanlar. Böyle bir olayın yaşanması tabii aileleri de tedirgin edeceği açısından. Zaten dün haberimiz yayınlanmasından sonra haberin altındaki yorumlar. Evet, ona da soracaktım evet, aslında gelen aslında tepkiler. Aslında tepkiler şöyle, mekanın adını soruyorlar. Çünkü şimdi bu bahsedilen mekan Beyoğlu'nda yani bilindik bir mekan. Yani lüks konumunda olan bir mekan. Yani bir aile çocuğu buraya gidiyorum dediğinde lüks mekan olduğu için gözü arkada kalmıyor. Hani merdiven altı diye tabir ettiğimiz evet. Mekanlardan evet. Değil. Yani üst seviye olan bir mekan. Ve ama gelenler tabii ama çok üst seviye olmayınca evet, durum değişebiliyor. Niyet farklı oluyormuş. Tabii bu haberden sonra yorumları okudukça ve daha farklı sitelerde ilgili mekanla ilgili yorumlar okudukça insanın da tüyleri diken diken olmuyor değil. O yani. Zaman mekanın çok da araştırılması şey, gerekiyor evet, bu mekan durumda. Zaten mekan sahibinin de çıkıp konuşması. Zaten dün Beyoğlu Belediye Başkanı da bir tweet atmıştı bizim haberimizi etiketleyerek. Belediye olarak da üzerlerine ne gerekiyorsa yapacaklarını söylemişlerdi. Yani mühürleme kısmı tabii belediyede ve kaymakamlıkta onlar da gerekeni yapacak bundan diye bekliyoruz. Bundan hiç şüphemiz yok zaten. Evet. Hemen harekete geçildi. İki kişi evet. Gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da açıklaması var. Tabii ki suçluların suçunu çekmesini ve bir daha böyle bir olayın da yaşanmamasını diliyoruz. Zira dediğimiz gibi ortaya çıkmasaydı belki bu kişiler gittikleri başka mekanlarda ya da aynı mekanda yine aynı zorbalığı yaşatacaklardı genç kızlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Ben elinize teşekkür sağlık. Ederim. Bu çok habere özenle eğildiğiniz için gelişmeleri takip ediyor olacağız. Halk TV.com.tr yazarı Müslüm Sarıyer. Sağ olun.